Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Televir TV'den hepinize merhaba. Hem coşkulu, hem mutlu, hem minnet dolu, hem saygı doluyum. İçim kıpır kıpır. Düşünsenize, 99 yıl ve muhteşem bir hediye. Dünyada başka örneği olmayan bir hediye Cumhuriyet. Bugün Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, günümüzü konuşacağız ve çok değerli bir hoca ile konuşacağız. Sayın Profesör Doktor Emre Kongar konuğum. Bu heyecanı hep birlikte yaşamak için az sonra sizi bekliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü özel programında Atatürkçü ideolojinin özünden Atatürk devrimlerine, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüz Türkiye'sine uzanan sohbeti çarpıcı açıklamalarıyla Profesör Doktor Emre Kongar, Nilüfer Bıyıklı'nın konuğu. Başka sohbetler az sonra Türkiye'nin referans kanalı Tele1'de. Efendim, keyifle başladık. Umarım sizin de bugün ekstra keyfiniz yerindedir. Üstelik hocam da burada, Sayın Emre Kongar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Necip abi. Ya yani aynı kanaldayız ama sizi burada ağırlamak ayrı bir keyif, ayrı bir şeref. Üstelik pek çok gencin, derslerinize katılamayan gençlerin özellikle "Ah, hocanın derslerine katılamıyorum" diye hayıflandığı, sohbetleriniz inanılmaz sevilen, zaten çok önemli bir yazar ve önemli bir sosyologsunuz. Çok şeref verdiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz şeref için. Benim. Ben de sizin programlarınızı çok dikkatle izliyorum. Çoğu benim Kültür Bakanlığı müsteşarlığım sırasında birebir tanıdığım sanatçılar, değerli çocuklar var. Onların dışında hiç tanımadıklarım da var. Hem sizin programlarınızdan öğreniyorum, hem zevkle izliyorum. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Çok kültür, teşekkürler. Türkiye'nin kültürüne, kültür tarihine çok önemli katkılarınız var. Biraz size kalmadı tabii böyle programlar. Çok tercih edilmiyor. Kültür kalmadı da ondan. Yani 20 yılda kültürü tahrip ettiler tabii. Şeyle başladınız, andımızla başladınız. Örneğin ben de ilkokuldan itibaren, ilkokulda şeyleri hatırlamıyorum. İlkokul sonrasını hatırlamıyorum ama ilkokulda... özellikle hafta başlarında andımızı söyleyerek başlardık. Şimdi gayet ilginç bir onun şeyi var, tarihi var, bir gelişmesi var. Ben şimdi ilk andımızı söyleyeceğim ama lütfen. Ondan sonra ona böyle bir takım ilaveler yaptılar. Yapanlar Atatürk diye diye Atatürk'ü tepeleyenler. Yani 12 Mart ve 12 Eylülcüler, askerler bir yandan Atatürk'e ihanet ettiler. Kıbrıs'ı verdiler mesela. 12 Eylül'de Kıbrıs'ı verdiler. 12 Mart'ta bütün entelektüel birikimi perişan ettiler filan. Yani hep Türkiye'de böyle bütün askeri darbeler kötüdür deniyor. Bir defa darbeler askeri değil. İlk darbeyi Abdülhamit yapıyor. Sivil darbe. meclisi kapatıyor filan. Ondan sonra bir askeri darbe var 1908'de. Onu da Abdülhamit yaptırıyor. O da askeri darbe ama tersine dincilerin askeri darbesi. Sonra Cumhuriyet döneminde ilk darbe, çok partili dönemdeki ilk darbe gene sivil darbe. Menderes yapıyor tahkikat encümeniyle. 27 Mayıs sonra geliyor. O farklı bir darbe demokrasi yerine oturtmak için. Sonra fakat... o devletçi ve faşizan yapının getirdiği iki tane önemli darbe var. 12 Mart ve 12 Eylül. Orada bu bizim andımız diye söylediğimiz şimdi şeye bir takım ilaveler yapıldı. Benim
ilkokulda olduğum dönemler 1950'li yıllar. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi sevmek. Hayır, küçüklerimi sevmek. Bak, korumak diye değişmiş. Evet. Küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymaktır. Büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Bak, o kelimeyi şimdi buradan bakınca gördüm. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, ilkem de değil. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymaktır. Bak, gayet iyi hatırlıyor. Her gün, her hafta söylediğimiz için bak, 80 yaşını geçtim, hala aklımda. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymaktır. Şimdi ilkem demiş, yasam yerine ilkem demiş. Küçüklerimi sevmek yerine korumak demiş. Evet, o biraz işte... Kabul edilebilir. Kabul edilebilir çünkü şeyden, yani çocuklara yönelik çok cinsel istismar falan oluyor. Sevmek yerine korumak, o kabul edilebilir. Büyüklerimi saymak, tamam. Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir, doğru. Ondan sonra varlığım Türk varlığına armağan olsun da bitiyor. Şimdi eklemelere bakın. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimi and içerim. Ya, varlığım Türk varlığıma armağan olsun da vardı. Evet, sonunda o var. O ey büyük Atatürk. Bunu Atatürk diye Atatürkçülüğü mahvedenler yaptılar. 12 Mart ve 12 Eylül Atatürkçülük adına yapılmış olan, ama Atatürkçülüğün devrimciliğini, çağdaşlığını, özgürlükçülüğünü, cumhuriyetçiliğini mahveden darbelerdir. 12 Mart'ta bütün Türkiye'nin çağdaş, ilerici, demokrat birikimi yok edilmiştir. İşkencelerle yok edilmiştir. 12 Mart'ta çok daha önemli dış politikaya ilişkin Kıbrıs verilmiştir. Kıbrıs 12 Mart'ta verilmiştir. Yani şimdi konu açıldı diye hemen söyleyeyim. O sırada Yunanistan'da askeri darbe olmuş, NATO'dan çıkmışlar filan. Tekrar NATO'ya dönmek istiyorlar. Kıbrıs'ta daha henüz ayrı şey ama yani Avrupa Birliği'nde filan değil. Türkiye oradaki tezini kabul ettirmeye çalışıyor. NATO'nun başkomutanı General Rogers, General Rogers, evrene söz veriyor. Kıbrıs'ı senin istediğin gibi hallederiz. Sen diyor NATO'ya Yunanistan'ın dönmesine izin ver diyor. Halbuki en büyük kozu o Türkiye'nin elinde. Çünkü NATO'daki kararlar da oy birliğiyle alınıyor. Türkiye izin vermediği sürece Yunanistan NATO'ya geri dönemiyor. Şeyde çıkmış bu albaylar cuntasının yaptığı darbede çıkmışlar. Ve General Evren, General Rogers'ın bu sözüne güvenerek NATO'ya Yunanistan'ın dönmesine izin veriyor ve bitiyor. Ondan sonra bitiyor. Ondan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti tek başına Avrupa Birliği'ne üye yapılıyor. Yani Yunanistan Avrupa Birliği zaten bizden önce aynı zamanda başvurduğumuz halde bizden önce giriyor. Derken Kıbrıs giriyor filan ve bizim Kıbrıs'ta Yunanistan'la olan sorunlarımızın tümü Avrupa Birliği Türkiye sorunları haline geliyor. Ve Avrupa Birliği'nde kararlar oy birliğiyle alındığı için Yunanistan'ın elinde müthiş bir koz oluyor. Yunanistan o Türkiye'nin lehine olabilecek herhangi bir olayda veto hakkını kullanınca Türkiye hapı yutuyor ve habire Kıbrıs'ı kendisine tamamen bağlı bir hale getiriyor. Türkiye'nin elindeki en önemli koz, Yunanistan'ın NATO'ya dönmesi kozu, Evren'in Rogers'a verdiği sözle bitiyor. 12 Eylül'ün olayıdır. Ayrıca işte böyle Atatürk adına yapıyorlar. Ve Atatürk'e en büyük zararı 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleri veriyor. En büyük zararı. En büyük zararı. 12 Eylül Kürtlüğün varlığını yok sayıyor ya. Yok öyle bir şey. Karda yürüyorlardı, kart kurt diye ses çıkıyorlardı. Onun için ben kulaklarım da, ben ikisini de yaşadım. 12 Mart'ta 27 Mayıs'ta siyasalda öğrenciydim. 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de Hacettepe'de öğretim üyesiyim. Birinde doğramacı ihbar etti, paldır küldür askeri aldılar 12 Mart'ta. 12 Eylül'de de
sakalını kes diye üstüme geldiler. Karımın işidir, siz egemenlik alanıdır, siz karışamazsınız diye istifa ettim. Yani bütün onları biz yaşadık, biliyoruz. Atatürk diye diye Atatürk'ü tepelediler. Aynen kanun diye diye kanunu tepelediler hikayesi. Buyurun. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki sorularımı soramıyorum. Aman efendim, hocam. Buyurun. Çünkü çok güzel, daldan dala güzel geçiyorsunuz. Bilgileniyoruz. Bilgilenirken sorular da biraz güme gidebilir, kusura bakmayın. Aman ama efendim, çok güzel anlatıyor hocam. Bu işte şey de o. Bu andığımız hikayesi andığımızın de orada. Andığımızın bugünkü durumuna gelirsek yasaklanmış durumda. Ha işte bunlar zaten yozlaştırdılar, bozdular. Okullarda yasaklanmış durumda. Bunlar da yasakladılar zaten. İşte bir sürü açıklama var. Cumhurbaşkanının açıklaması da, açıklaması da var. Sizin andığımızın yasaklanmasıyla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Vallahi bunlar yani... Bir defa esas olarak Atatürk'e karşılar. Bunlar dediğim 20 yıldır bize yönetenler. Bu 20 yıldır bize yönetenlerin değişmeyen ekseni siyasal parti AKP ve Erdoğan şahıs, onun lideri. 20 yıldır bize Erdoğan ve AKP yönetiyor. AKP içinde ama değişiklikler var. Erdoğan'ın etrafı değişiyor. Yani 4 kurucu vardı işte. Gül, Erdoğan, Arınç ve dördüncüsü de sonradan o ilk istifa edip CHP'ye geçen Hacettepe'de öğretim üyesi doçentken tanıdığımız bir arkadaşımız. Onlar dağıldılar, bir tek Erdoğan kaldı. Yani Arınç gitti, Gül gitti, işte CHP'ye geçti öbür kurucu ve Erdoğan tek başına şimdi götürüyor. Bu arada önce cemaatle işbirliği yapıyordu. Sonra paylaşım kavgası çıktı aralarında. Cemaati dışladı. Ondan sonra cemaatin desteğiyle bir darbe girişimi yapıldı. Oradan istifade ederek AKP kendi darbesini yaptı. 15 Temmuz, 20 Temmuz hikayeleri. Ona dayanarak o baskı altında 16 Nisan 2017 referandumu yapıldı. Atatürk'ün kurduğu ve 1961'de demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan anayasa değiştirildi. Abuk sabuk böyle bir yamalı bohça haline getirildi. Ve bugün işte bu noktada çabalayıp duruyoruz. Yani o yüzden bu andımız meselesini anlamak mümkün değil. Çünkü andımız bir millet kavramı olmayan, daha doğrusu millet kavramını din üzerinden tanımlayan Osmanlı İmparatorluğu'nda Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte dinler üzerinden millet diyen, Osmanlı döneminde millet denilen gruplar din grupları, azınlıklar, yani Rum milleti, Ermeni milleti diyor. Onlar din grupları, ümmet onlar. Çağdaş anlamda millet kavramı yok, milliyet kavramı yok. Türk kavramı, Türklük kavramı hiç yok. Ermeniye tebai sadıka diyor, Türkler için etrakı bi idrak diyor. İdraksiz Türkler diyor. Etrak Türkler demek, bi idrak, idraksiz demek. Yani Türkler idraksiz, Ermeniler sadık filan, böyle bir kozmopolit bir imparatorluk. Şey yok o zaman, milliyetçilik yok. Çünkü endüstri devrimini kaçırmış. Bütün hikaye öyle. Din tarım devriminde kalmış, döneminde kalmış. Andımız Atatürk'ün bu çok milletli ve çok kozmopolit, çok dinli imparatorluktan bir ulus devlet yaratma çabasıdır. Dönemin ideolojisi o. Yani din tarım döneminde toplumlar hepsi din üzerine kurulu. İktidardaki dine katılmıyorsan mezhep oluyorsun. Hem Müslümanlıkta hem Hristiyanlıkta öyle çıkıyor mezhepler. İktidarla kavgasından çıkıyor. Ve işte oradan Atatürk yeni bir ulus kavramı. Ulus hep var. Boy var, işte kabile var en başta, sonra boy oluyor filan, öyle bir Türk et, yani bir sürü isimleri olan bir etnik grup belki geliyor ama bilinci yok. Atatürk o bilinci kurmak istiyor Türkiye Cumhuriyeti'yle. Endüstri devrimi öyle. Zaten Birinci Dünya Savaşı işte din tarım imparatorluklarını yok ediyor.
Hep ulusal devletler çıkıyor. Çağın gereği o. Şimdi nasıl hep demokratik devletler söz konusu, o zaman da ulusal devletler. Olmayan bir bilinci oluşturmak için bu şey de o. Andımız da o. Ve andımız işte gayet benim söylediğim gibi gayet basit. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi sevmek. Biz okula söylenmemize böyle başladık. Evet. Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun filan diye. Bitiyor. Şimdi bunlar Atatürk, büyük Atatürk falan diye Atatürk'ü tepelediler. Aynen iddiatçıların onun için söylenir. Kanun niye bu, diye. Bu itici geliyor hocam? Yani Atatürk büyük zaten, yapacak bir şey yok. Yani bunu anımızda söylememiz, sizin söylemenizle belki başka yerleri rahatsız etmiş ve üstünü bastırmış olabilir ama Atatürk büyük, yani yapacak bir şey yok. Efendim Atatürk çünkü... Şimdi evet, çok doğru. Bravo. Mantıken düşünüldüğü zaman niçin Atatürk'e karşılar anlamak mümkün değil. Büyük savaşı yani. Kazanmış, yok edilmiş bir imparatorluğun üzerine yeniden bir bağımsız bir Türk saltanata devleti son kurmuş. Vermiş. Evet. Şimdi işte oradan çıkıyor. Saltanata son vermiş dediğiniz anda saltanatın iki tane ayağı var. Biri saltanat, sultan saltanat, öbürü hilafet. Dinle birlikte yönetiyorlar. Din adamlarının, dinin egemenliği var. Orta çağ, din tarım toplumu. Şimdi onun için başaramayacaklar. Yani bu çağda insanlık, şimdi insanlığın dört tane aşaması var. Bunu hiç unutmayalım. Toplayıcı avcı, din tarım, endüstri ve bilişim. Toplayıcı avcı da sürüler halinde yaşıyor. Din tarımda imparatorluklar ve dinler geliyor. Endüstri döneminde milliyet geliyor onun üstüne. Bilişim döneminde demokrasi ve eşitlik, insan hakları geliyor. Endüstri döneminde insan hakları giriyor zaten. Hepsinde filizler var. Şimdi Osmanlı din tarım döneminin dünya devleti. Egemen, dünya imparatorluğu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u, yani Doğu Roma'yı fethedince dünya imparatorluğu oluyor. Yani ama onun rehaveti içinde endüstri devrimini kaçırıyor. Onun için çöküyor. Onun için batıyor. Yani işte uygarlık, silah, teknoloji falan. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet'in kuruluşu din tarım toplumunda kalmış. Dünya din tarım toplumundan kurtulmuş, endüstri toplumuna geçmiş. Osmanlı din tarım toplumunda kalmış. Onu endüstri toplumuna sıçratıyor Atatürk. Önce Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyor. Büyük bir mucizevi olay. Gerçekten. Mucizevi masal olay. Gibi. Onu da söyleyeceğim. Sonra daha bir büyük mucize yaratıyor. Mucizevi bir olay. Batı'da Amerika'nın keşfi, yani Fatih'in İstanbul'u fethiyle başlar endüstri devrimi. Çünkü Batı yeni yollar arar ticaret için. Yani olay, çünkü Fatih döneminde Avrasya. Tabii. Çin'den İspanya'ya ve İngiltere'ye yolları. Doğu Roma'yı fethedince Fatih o yollara Müslüman Osmanlı hakim oluyor. Batı'da yeni yol aramaya başlıyor Atlantik'in kıyısında. İşte bu Ümit Burnu'nda aşağıdan dolaşıyor. Hatta Fatih'in öldüğü sıralarda Hollanda ulaşmış Jakarta'ya falan. Yani orada muzlara ve kavuçuklara el koymuş filan. Oradan kaynaklanan bir biçimde 400 yıl sürüyor. 1789-1800'ler filan. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk 15 yılda bir din tarım toplumundan, o 400 yılda Batı'nın gerçekleştirdiği evrimi 15 yılda Osmanlı'da onun temellerini atıyor ve öyle temeller atıyor ki bakın 20 yıldır uğraşıyorlar, yıkamadılar. Olay bu. Şimdi neden karşılar dediniz, insanın aklı almıyor dediniz. Doğru. Yani insanlık tarihinden geri kalan Osmanlı Türk toplumunu Atatürk çağdaş çizgiye yükseltiyor. Şimdi ondan uğraşıyorlar. Geriye döndürmek istiyorlar. Evet, bu arada aynı Atatürk 1924 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuruyor. Ve çok enteresan, kurulduktan çok kısa bir süre sonra da günah diye tercüme edilmeyen Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesi için o zamanın büyük parasıymış 20 bin TL bütçe ayrılıyor. Ve yine çok enteresan,
En çok 1923 ve 1950 yılları arasında da dinle ilgili toplam 352 bin kitap basılıyor. Atatürk zamanında oluyor bunlar. Diyanet işlerini kuruyor. Fakat bakıyoruz, dünkü Cuma hutbesinde de daha öncekilerde olduğu gibi yine Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk anılmıyor. Efendim, din tarım toplumları döneminde, Osmanlı döneminde hem gelenekle yönetiyorlar hem de dinle yönetiyorlar. Bütün imparatorluklar, batıda da böyle. Papa taç giydiriyor filan. Hatta Napolyon işte biraz daha şeydir, kendi tacını kendi giyer filan, takır. Şimdi Osmanlı'da öyle. Batmaya, güçsüzleşmeye başladığı zaman dini öne sürüyor. Yani halife unvanını kullanmaya başlıyor Osmanlı padişahları ki daha önce hiç Yavuz güya getirdi deniyor ama o da bir tartışmalı. Da kullanan yok zaten. Güçsüzleştikçe dini kullanmaya başlıyor. O dönem bitti. Yani din tarım imparatorlukları dönemi gitti. Yani insanlık işte toplayıcı avcı, din tarım, endüstri, bilişim diye gidiyor. Siz şimdi endüstrileşmeyi daha tam yaşayamamış Türkiye'de bilişimin de tohumları varken tekrardan geri din tarım toplumuna döndürmek istiyorsunuz. Çünkü din üzerinden insanları aldatıyorsunuz. Bu çok klasiktir. Yani demokrasiyi demagoji haline çevirenler, yani demagojiyi de Türkçe'de yanlış kullanırız. Çok laf kalabalığı falan diyoruz. Hayır, demagoji halkın duygularını okşayarak aldatmak. Yani demagoji yapma deriz mesela. Yani din ve milliyetçilik üzerinden, mukaddes değerler üzerinden işte Allah, Kur'an, ezan, bayrak filan deyip malı götürüveriyorlar. Olay bu. Yani şeyin, demagogların yaptığı şey budur. Şimdi öyle bir şeyde Atatürk karşıtlığı üzerinde birleşiliyor. Atatürk karşıtlığının maalesef iki kaynağı var. Biri din adına yönetmek isteyenler, maalesef ki tamamen ortaçağ. Öbürü de etnikçilik yapanlar. O da işte İkinci Dünya Savaşı, Hitler dönemi filan. Yani etnikçilikle, dincilikle veya mezhepçilikle filan demokrasi olmaz. Çünkü demokrasinin, yani bilişim çağının ilkesi dini, dili, mezhebi, ırkı, milliyeti ne olursa olsun belli bir ülkenin vatandaşı olduğu için eşit. Ve cinsiyeti ne olursa olsun veya cinsel tercihi ne olursa olsun din, mezhep, ırk, milliyet, dil, cinsiyet, cinsel tercih. Ne olursa olsun bir ülkenin vatandaşıysa eğer ve o ülke demokratik bir ülke ise hepsi eşit. Şimdi çağımızın anlayışı bu. Çağımızdaki Atatürkçülük de bu. Aynen öyle. Yani Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyi hedefleyen demokratik bir cumhuriyettir. O dönem endüstrileşme, uluslaşma, ulusal devletler, İmparatorlukları, kozmopolit imparatorlukları yıkıyor. Osmanlı onun için yıkılıyor. Tarihin akışı sevr. Osmanlı yakalayamamış endüstri devrimini. İşgal edilmiş, savaşa girmiş, yenilmiş, bitmiş. Tarihi değiştiren Mustafa Kemal Atatürk. Kurtuluş Savaşı onun için mucizevi. İngiltere, Fransa, İtalya. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletler. Anadolu'da süngülü askeri var ya, karakol kurmuşlar. Yetmiyor, Yunan'a diyorlar ki gel Ege'yi al, senin dedelerinin toprağıydı. Saldırıyor taze kuvvetli. Yetmiyor, Ermeni'ye diyor ki gel dedelerinin devleti, doğudan o saldırıyor. Yetmiyor, padişah paralı ordu kuruyor Kuvayi Milliye'ye karşı. Paralı, maaşları padişah tarafından verilen Mustafa Kemal'e ve Kuvayi Milliye'ye karşı savaşmak için ordu kuruyor padişah. Kellesini getirin diyor. Yetmiyor, yetmiyor. Dürrizade denen, neyse işte adamın, Şeyhülislam denen adamın fetvasıyla katledilmeleri ne fetva veriliyor, Vahdettin de onu imzalıyor. Bunu evet. Dağıtıyorlar bütün Anadolu'da. Onlar da isyan ediyor buna dayalı. Yani üç büyük devlet, batıdan Yunan, doğudan Ermeni taze, padişah ordusu ve isyanlar. Bunu yeniyor. İnanılmaz bir başarı. Mucizevi bir olay. Ve bu bizim Cuma hutbemizde yer almıyor. Evet. Ve ikinci büyük tabii, çünkü şey var. Bunları çıldırtan bir şey. Din tarım imparatorlukları bittiği için
din adına, gelenek adına insanları istismar etmeye son veriyor. Batı'nın 300-400 yılda geçirdiği endüstrileşme aşamalarını 15 yılda, 23'te Cumhuriyeti ilan ediyor, 38'de hayatını kaybettiğinde 15 yıl. Öyle bir temeller atıyor ki, çünkü insanlığın evrimine uygun, özgürlükçü, eşitlikçi temeller atıyor. Çok partili düzende kurmak istiyor, olmuyor. Hala yapı uygun değil. Ve hala bakın yıkamadılar. Zaten aslında kimsenin çok işine geleceğini düşünmüyorum. Şöyle bir şahsi kanaatim var. Cumhuriyete karşı olan kesimler ki yani çok manasız ve söylemesi bile bana çok dilime oturmayan manasız bir durum, işte şeriat isteyenler vesaire, Arapları örnek gösterenler. Şöyle bir durum var. Biz Arap camiasının Avrupa'sı olduk. Ülkelerinden kalkıp kaçıp buraya gelip açılıp saçılıp istedikleri gibi özgürce yiyip içip gezip tozuyorlar. Dolayısıyla Arapların Avrupa'sı olmuşken Cumhuriyet aynı zamanda birçok insanın cebini de dolduruyorken ve şu an ekonomi Araplarla dönüyor. Kimse bunu maalesef inkar edemez. Yani Cumhuriyet'in göz ardı edilmesi akıl tutulması. Öyle. Çünkü iktidarları elinden gitti de ondan. Yani ayrıca Araplar çok doğru, Acemler de öyle. Yani hem Arabistan hem Acemistan, İran'la da geliyorlar. Evet, ama zaten İran'da kadınlar zaten artık iyice isyan halindeler biliyorsunuz. Evet, başımıza bayağı gelen. Sallanmaya başladı oradaki şeriat rejimi. Oradaki çünkü bir de Şii daha serttir. Şii siyaseti çok daha Sünni siyasetinden serttir. Şimdi sıkıntı şurada. Hem Atatürk'e karşı, Atatürk'e karşı olduğu için özgürlüğe ve eşitliğe de karşı, bunu da demokratik hakları ve özgürlükleri kullanarak yapmaya çalışıyor. Yani öyle bir demokratik hak kullanıyor ki, ben diyor şeriat isterim ancak dinle yönetilir diyor. Bu benim demokratik hakkım diyor. Hayır, mümkün değil. Şeriat çünkü başkalarına demokratik hak tanımayan bir inanç. Sadece Müslüman, o da Sünni onların dediği şeriat. Demokratik hak ve özgürlükler, demokratik hak ve özgürlükleri yok etmek için kullanılamaz. Çok evet. Çok güzel bir cümle, onu tekrar eder misiniz demokratik, hocam? Demokratik hak ve özgürlükler, değerli izleyiciler, teşekkür ederim sevgili Nilüfer Bıyıklı. Demokratik hak ve özgürlükler, demokratik hak ve özgürlükleri başkalarının demokratik hak ve özgürlüklerini tahrip etmek için kullanılamaz. Nokta. Yani siz demokratik hak ve özgürlük özgürlüğümdür deyip, bir ülkenin tek bir dinle ve tek bir o dinin tek bir mezhebiyle yönetilmesini öneremezsiniz. Çünkü o başka mezhepleri ve başka dinlere inananları veya dinsiz olanları dışlar, baskılatır. Böyle bir demokrasi olamaz. Böyle bir temel hak ve özgürlükler kullanımı olamaz. Mümkün değil. Ayrıca Müslümanlığın içinde de böyle bir şey. Tabii tabii efendim. Bütün dinler çıktıkları zaman devrimcidir. Eşitlikçidir, özgürlükçüdür, hep öyledir. Bütün muhalefetler de öyledir. Ne zaman iktidar olurlar, zaten İslam'ın siyasete alet edilmesi 4. halife ile aslında Hazreti Peygamber ölür ölmez başlıyor. Ali'nin işte çünkü halife olması beklenir. İşte onun yerine Ebu Bekir olur filan bir şeyler, uzun orada hikaye. Bayağı, evet, çalışılır. Uzun, bayağı. Yani onlar öğrenilsin. Ama esas dışa vurulup 4. halife olan Ali halife olduktan sonra Muaviye ona karşı çıkar. İktidar kavgasıdır, iktidar kavgası. Tamamen iktidar kavgası. İslam'da bu çok belirgin. Ve bizde de mesela öğretim de eğitim de yanlış. 4 mezhep var denir. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii. Hayır, yanlış. 3 mezhep var. Bütün bu sayılan Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii Sünni mezheplerdir. Hı hı. İslam'da esas 3 mezhep var. Sünni, Şii, Harici. Sünniler Muaviye, Şiiler Ali, bir de Hariciler var. Ali'yi öldürenler. Onlar sürülüyor. Kuzey Afrika'ya kaçıyorlar. Fas, Cezayir falan. Oradan sonra tekrar geliyorlar. Bu söylenen 4 mezhep hepsi Sünni mezheptir. Şimdi din dersleri
Şimdi 12 Eylül mesela. O arada hemen şunu söyleyeyim. Türkiye'de o kadar çok yanlış bir tarih anlayışı var ki mesela bütün darbeler askeridir. Yalan, yanlış. İlk darbeyi Abdülhamit yapıyor, sivil darbe. Padişah evet. yapıyor. Aynen. Meclisi kapatıyor ya. İkinci darbe, evet askeri darbe ama karşı darbe, dincilerin darbesi. 31 Mart ayaklanması. 31 Mart. Yani ilk darbe, sivil darbe ve yani diktatörce bir darbe Abdülhamit yapıyor. İkinci darbe, askeri darbe ama o da dinci darbe. Sonra Cumhuriyet döneminde ilk darbe gene sivil darbedir. Adnan Menderes tahkikat encümeni diye bir yasayla yapıyor. 15 milletvekiline bütün yargı yetkilerini devrediyor. Zaten ondan sonra film kopuyor. Ondan sonra 27 Mayıs geliyor. İlk askeri darbe gerçek darbedir. Çünkü alttaki subaylar yapıyor ve yeni bir anayasa, yeni bir demokratik anlayış ve tabii maalesef 3 cinayettir o. 3 kişinin asılması, Menderes, Zorlu ve Polatkan. O kirletiyor o olayı fakat demokrasiyi kurtarmak için yapıyorlar. Ama işte öyle, işte bu girince askerler öyle giriyor. Fakat ondan sonra gelen 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri 27 Mayıs darbesinin getirdiği 1961 anayasasına karşıdır. Bütün askeri darbeler aynı değildir. 27 Mayıs 3 kişiyi asmasına rağmen bu işler böyle. Bazen öyle gidiyor, bazen bir sonuç böyle gidiyor. Dünyanın en ileri anayasasını getirmiştir. 3 cinayet işlemiştir, siyasal cinayet ama 61 Anayasası dünyanın en ileri anayasasıdır ve maalesef o cinayetlerin kanıyla lekelendiği için sonunda 12 Eylül'de yok edildi. Askerler yok etti gene. Askerler 12 Mart ve 12 Eylül 27 Mayıs'ın karşısıdır. Yani bütün askeri darbeler aynı değildir. Bütün darbeler askeri değildir. Bütün darbeler askeri değildir. Bütün darbeler askeri değildir, siviller başlatmıştır. Çok partili düzende de Menderes yapmıştır, Abdülhamit yapmıştır filan yani. Bu darbeler zaten aslında her birinin ayrı ayrı oturulup konuşulması gereken ciddi ciddi meseleler hocam. Bu arada oradan hemen vakit sebebiyle diğer sorularıma da geçmek istiyorum. Tabii. Sizin de Emre Kongar seçkisiyle Atatürk Nutuk kitabınız var. Yakın bir tarihte Mersin'de nutuk da yasaklanmaya kalkışıldı. Evet hakkında soruşturma başlatıldı vesaire. Ama artık böyle şeylere insanlar cesaret edebiliyorlar. Ben oraya takılıyorum. Şimdi birinin bir şeye cesaret edebilmesi bir açıklık, bir rahatlık sezmekten ileri gelir. Burada da öyle. Şimdi burada şu kadar insanız. Birinin bir şeye cesaret etmesi karşı tarafın bir boşluğundan meydana gelir. Buraya nasıl geldik hocam? Yani bu eser için çok teşekkürler. Bu arada gençlere tekrar sizin seçkinizle Nut'u armağan ettiğiniz için. Ve bugünün Türkçesiyle. Evet, o da çok önemli. Daha anlaşılır kılıyor çünkü başka bir dünya, başka bir zaman dilimindeyiz. Zamanı da yakalamak gerekiyor. Nasıl geldik? Ne oluyor hocam? Efendim, bu maalesef demin söylediğim ilkeye dikkat edilmemesiyle geliyor. Dünya tarihi temel hak ve özgürlüklerin, demokratik hak ve özgürlüklerin istismar edilerek demokrasilerin tahrip edilmesi örnekleriyle doludur. Örnek 2. Dünya Savaşı'na yol açan Almanya ve İtalya, esas Almanya. Efendim, şeriat istiyoruz. Şeriat istemek benim temel hak ve özgürlüğümdür. Çünkü ben efendim dine inanıyorum, Allah'a inanıyorum. Allah'ın emridir. Bu işte ilkeleri Allah'ın emri olarak topluma empoze etmek. Ben buna inanıyorum, bu benim hakkımdır. İnanmak hakkıdır ama ona empoze etmek hakkı yoktur. Çünkü çağımızdaki ideoloji eşitlik ve özgürlük üzerine kurulmuş bir ideolojidir. Bilişim döneminin demokrasi anlayışı budur. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkardı bu anlayış. Ondan sonra kıta Avrupa'sında, Amerika'da daha önce Supreme Court denen yüksek mahkeme denir oradaki anayasa mahkemesine, kıta Avrupa'sında anayasa mahkemeleri kuruldu. Türkiye'de de kuruldu. Onun sebebi şu, bağımsız bir yargı olacak, bir anayasa var, bağımsız bir yargı olacak, o bağımsız yargı iktidarın üçüncü bağımsız anayasa
daha doğrusu bir anayasa, bağımsız yargı ve bir iktidar, siyasal iktidar. Siyasal iktidarın her söylemi ve eylemi, her söylediği laf ve yaptığı iş, o anayasaya uygun mu diye bu bağımsız yargı tarafından kontrol edilecek. İkinci Dünya Savaşı'nın öğrettiği gerçektir bu insanlığa. Bağımsız yargı kelimesi ne kadar güzel geliyor kulağa. 61 Anayasası bunu kurdu. 61 Anayasası'nı 12 Eylül hacamat etti, hadım etti. 12 Mart hacamat etti, hadım etti. 12 Eylül katletti, kaldırdı. Anayasayı kaldırdı, yeni anayasa getirdi. Din dersini koydu, zorunlu. Zorunlu. O din dersi zorunlu. İslam'ın bir mezhebinin, sünniliğin anlatılmasıyla gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Tabii din dersi dediğiniz bütün dinleri kapsamalı. Tabii. Ve İslam'daki bütün şeyleri kapsayacak. Tabii. Ayrıca mezhepler. Unutmayalım, İslam içindeki, bütün dinler içindeki mezhepler başka dinlerin yaptığı cinayetlerden daha fazla cinayet yapıyor. İslam tarihini şimdilik bir yana bırakıp günümüze bakalım. Hristiyan Amerikan orduları Irak'ı işgal ediyor. Ama Irak'taki Sünni ve Şii'li Müslümanların birbirini öldürme sayısı, oranı Hristiyan Amerikan ordusundan daha fazla. Hadi buyurun bakalım. Aynı şey... Neresinden tutuyor? Aynı şey Hristiyanlık içinde söz konusu. Tarih kitaplarında herhalde hala okutuluyor. 30 yıl savaşları falan. Protestanlarla Katoliklerin savaşları. Hepsi iktidar savaşı. Din ve ırk, etnikçilik ve dincilik bütün milletler girdiği zaman demokrasinin altına uyuyor. Çünkü o sadece kendi için istiyor özgürlüğü. Sadece benim gibi düşünenler, benim gibi inananlar yönetsin, öbürleri kafirdir, gavurdur, öldürmek gerek, cehennemde de yanacaklar zaten. Etnikçilik de öyle, dincilik, mezhepçilik de öyle. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet bunları aşan bir anlayışla günümüze kadar gelmeye çalıştı, gelemedi. Geldi hocam, biz işte, cumhuriyet çocuklarıyız. Doğru, işte efendim gelemeyecekti. Şimdi bakın, diyorlar ki umutsuzlar, ya 20 yıldır canımıza okunuyor, Atatürk'ün cumhuriyeti mi kaldı? Kalmadı, doğru. 16 Nisan 2017'de yasalara aykırı yapılan oy sayımıyla, tekrar ediyorum, yasalara aykırı yapılan oy sayımıyla kazanılmış sayıldı. Kazanılmamıştır. Yasalara aykırı sayıldı oylar. Yarın öbür gün iktidar değiştiği zaman bütün bunlar tekrardan gündeme gelecektir. Hiç kuşkunuz olmasın. Ama o anayasa değişti. Yamalı bohçaya döndü. Yamalı bohça. Şu anda Atatürk'ün kurduğu ve 1961 anayasasıyla sıçratılan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti yapılan anayasa, o duruyor anayasada ama nitelikleri değişti. Tamam. Ama kazanamayacaklar. Kazanamayacaklar çünkü Atatürk'ün kurduğu ve bizim bugün özlemlediğimiz demokratik cumhuriyet insanlık evrim çizgisine uygun. Daha özgürlükçü, daha eşitlikçi, daha adil. Tekrar ediyorum. Daha özgürlükçü, daha eşitlikçi, daha adil bir düzen için kurdu Atatürk bu cumhuriyeti ve biz onu günümüzün koşullarına uyarlayarak bilim ve akıl ışığında Atatürk'ün iki ilkesi her şeyden üstün, her şeyden ileri. Akıl ve bilimin ışığıyla o özgürlük, eşitlik ve adalet için kurulan rejimi, dili, dini, ırkı, milliyeti, mezhebi ne olursa olsun sırf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için eşit sayılan insanlarla ileri götüreceğiz. Bundan geriye dönüş yoktur Nilüfer Hanım. Olmayacaktır. Bu seçim inşallah bunu kanıtlar. Kaybedilebilir, bir dahaki seçim kanıtlar. O da kaybedilebilir, bir dahaki seçim kanıtlar. Bu çizgi daha özgür, daha eşit, daha adil. Bu çizgi yenilmeyecektir. Bu güzel oldu. Vaktimiz çok daraldığı için... Sorular çok ama sizinle sohbet bitmez ve doyum da olmaz. Bu kitaplardan söz etmek istiyorum. Devrimin ve karşı devrimin 100 yılı. 2 cilt. Bu kitaplar için de bizlere armağan ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok ve bu kitaplarla ilgili de şu anda imza günleriniz de var. Evet, şimdi buradan çıkıp 2'de onların bilgisini vermek istiyorum. Evet. Özellikle
Saat 2'de Bertaş'tasınız. Ama şehirler arası da gidiyorsunuz hocam. Evet, dün Gemlik'teydim. İstanbul'da şehirler arası oluyor. 5 Kasım'da Suadiye Remzi'de olacağım. Yani bu arada bir dış 10 Kasım konuşması için Kanada'da olacağım filan. Öyle döneceğim. İşte çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu çok önemli tabii, devrimin ve karşı devrimin 100 yılı. Diyalektik bir açıdan giriyor Nilüfer Hanım. Şimdi tarihe böyle bakacaksınız. Hı hı. Fatih Sultan Mehmet Doğu Roma'yı zapt ediyor. Batı yeni yollar keşfediyor. Endüstri devrimini başlatıyor. Hı hı. Tepki, etki, tepki. Ve o hep öyle. Şimdi Atatürk Cumhuriyeti ilan ediyor. Bütün kahraman komutan arkadaşları Cumhuriyet'e karşı. 3 tanesi en azından. Yani Rauf evet. Orbay, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy karşı. Bir tek Mareşal Fevzi Çakmak, ondan biraz daha üstelik kıdemlidir. O inanıyor Atatürk'e. Bir de İsmet Paşa, o da biraz altındadır. Ama öbür asıl 3 büyük komutan karşılar. Halifeci çünkü. Yani kahraman bunlar. Kahraman. İstiklal Savaşı kahramanları ama çağını anlayamıyor. Bir tek Atatürk, Mustafa Kemal Paşa görüyor endüstri devrimini, tarım devriminin daptığını. Çağı yakalamak hocam. Evet. O kadar mühim evet. ki. Ve dolayısıyla Cumhuriyeti ilan ettiği andan itibaren işte bu 3 komutan terakkiperver Cumhuriyetçi fırkayı kuruyorlar. Karşı devrimle birlikte. Bu kronolojinin ve bu yorumların önemi o. Devrim, karşı devrim dinamiği içinde diyalektik olarak baktık. Yani ne böyle atam işte sen kalk da ben yatam anlayışıyla bir fazla idealistleştirilerek gerçeklerden koparılmış bir Atatürk övgüsü, ne de karşı devrimcilerin yaptığı bir Atatürk övgüsü. Ne olmuş? Orada hepsi görülüyor. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Birazdan başka bir habere bağlanacağımız için... Hocam doyamadım ben ha, size. Gelirsiniz gene değil mi? Ne zaman emredersiniz? Sizinle ama konu konu. Böyle her geldiğinizde bir konuyu. Tamam Merdan Bey belki sizi bana vermek istemez ama arada böyle yok, gelseniz. Hafta sonu canım, hafta sonu. Olsun değil mi? Hafta sonu hafta Merdan sonu. Beyciğim. Arada Emre Bey bana da gelsin. Bu programın oluşmasında Merdan Bey'in hem girişimi hem onayı var onsuz. Ben onun da burada yaptığı işi bir mucizevi başarı evet. olarak görüyorum. Para yok, pul yok, baskı var. Bu kanal gidiyor. Sizin gibi üstelik ruhen, yani fiziken de güzel ama ruhen güzel insanlarla da işbirliği yapılıyor. Daha da devamı gelecek hocam. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet için belki bir mesaj vermek istersiniz seyircilerimize. Tabii. Bugünün önemiyle ilgili. Tabii. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet'in hedefi akıl ve bilim yolunda, daha eşit, daha özgür, daha adil bir toplum üretmektir. Bunu hiç unutmayın. İnsanlığın hedefi de budur. Onun için Atatürk'ün Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. İnsanlık yok olmadığı sürece bu ideal, daha eşit, daha özgür, daha adil bir toplum ideali, İnsanlıkla birlikte yükselecektir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Üstüne söylenecek tek bir cümle olabilir. Ondan sonra da gideceğim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Doğrudur. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın efendim.